Herhalde yaka mikrofon yeterli olacaktır, değil mi? Tamam. Evet, merhabalar Sayın Rektörüm. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sayın Rektör Yardımcılarım, tüm öğrenciler. Bursa tabii benim için, ben okuduğum bir şehir değildi ama abimin okuduğu bir ildi. Buraya sık sık gelirdik o dönemlerde. Lakin şimdi de başka bir sebeple gelmek durumunda kaldık. Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Şimdi tabii ben hep böyle üniversite öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz zaman her halükarda kendi dönemimiz aklımıza geliyor. Kendi dönemimizde bugünü kıyaslamaya çalışıyoruz. Bu klasik insan kıyaslama modeli. Dolayısıyla bazı şeyleri kıyaslarken tabii size haksızlık yapmadan da kıyaslamaya çalışıyoruz. Çünkü dönemin şartlarında bizim dönemimizde neler vardı diye anlatarak Dünya Sağlık Örgütü'nün yaşlılık kriterleri ortaya çıktı, bilmiyorum şey yapıyorsunuzdur hocam. Onlardan bir tanesi de sürekli geçmişten bahsetmekmiş, yaşlılık kriterlerinden bir tanesi. Çok fazla geçmişten bahsetmek istemiyorum. Hatta ben bazen şöyle diyorum. Türkiye'de bazı türbülanslarla biz, belli aralıklarla belli türbülansları yaşayan bir toplumuz biz. Yani yaklaşık olarak 11 senede bir ya bazı inanışlar, ya bazı görüşler, ya bazı ideolojiler farklı yapının farklı yere gelmesi için bir takım mücadele içerisine girmiş. Biz aslında oldukça aktif bir toplumuz. Dolayısıyla yaklaşık olarak 11 senede bir belirli başlı ya siyasi ya ekonomik bir takım hareketlilikleri de olan ülkeyiz. Dolayısıyla bazı altyapılarımız bazı şeyleri tarif ederken tarihten dokunuşlar yapmamızı gerektiriyor. Yani bu çok fazla istememekle birlikte tarihten dokunuşları yapmak zorunda kalıyoruz. Ben bir de uluslararası ilişkiler ve siyasal mezun olduğumuz için biz birçok konuları da bazı okumalardan alarak tarif etmeye çalışıyoruz. Ama ben bazen şunu söylüyorum. Özellikle yurt dışında uzun yıllar görev yaptığımız ve oradaki yaşamımızı sürdürdüğümüz dönemde şunu öğrendik. Mesela bunu bazen söylemekte güçlük çekiyorum ama sadece özellikle çalışma hayatında başarı kriterinin siyah ve beyaz bilgisi ve kültüründen gri renklerde fazla dolaşılmaması gerektiğinden hareket etmeyi biz İngiltere'de biraz daha fazla gördük, öğrendik. Ancak Türkiye'ye 2013 senesinde döndüğüm zaman Türkiye'de de bize gri alanlarda da bazı konularla ilgili yetkinliklerimizin olması gerektiğini, dolayısıyla bazı konuların aktarılmasında gri alanların da istifade edilebilecek alanlar olduğunu çok daha fazla hayatımız içerisinde görüyoruz. Ama şu var, net olmak, siyah ve beyaz şeklinde olmak ama tabii ki en doğru şekilde, en klas veya en ahlaki düzeyde, en etik düzeyde bazı derdimizi aktarabilmek de bunun sürdürülebilirliği açısından da çok kıymetli tabii. Siyah veya beyaz dediğimiz zaman aynı zamanda şunu göze almamız gerekiyor. Bir konuyla ilgili siyah dediğimizde kesinlikle beyaz olduğuna inananları da dışlamamız da aynı zamanda gibi bir gereksinim ortaya çıkıyor. Gri alanların belki ancak buraya biraz daha fazla faydası oluyor. Dolayısıyla biz de biraz daha fazla kendi mesleğimizde kaynaklı gri alanları da biraz tekrar hızlı bir şekilde öğrenebilme fırsatımız oldu. Şimdi ben tabii bugün biraz çok da fazla böyle baş ağrıtmadan Türkiye'deki ve dünyadaki girişimcilik ekosistemini biraz daha özetlemek için ve biraz da burada teknoloji ve inovasyon, bilgisi ve hassasiyetinin frekansının hangi düzeyde olduğunu biraz daha görmek üzere kıymetli rektörüm böyle bir davette bulundular nezaketle. Bu konuyu hem de sizlerle hem paylaşmak hem sizin de bir nabzınızı öğrenmek adına geldim. Türkiye'ye 2013 senesinde döndüğümüzde tabii benim dönme sebebim şuydu. Türkiye'de bir teknoparkta görev almak üzere dönmüştüm ve bu proje beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü Türkiye'deki teknoloji geliştirme bölgeleri 2013 senesinde biz geldikten yaklaşık olarak 15 sene önce, yani 99-98 yıllarında bizim bölgelerimizin ilk ilanı başladı. Dolayısıyla da bu kadar süre içerisinde olgunlaşmıştır diye düşünerek de biraz da İngiltere'de de Queen Mary'de bir süre teknoloji transfer ofisinde görev yapmıştım. Biraz daha olgunlaştırmıştır Türkiye'deki bu girişimci ekosistemi diye düşünerek gelmiştim ki şöyle bir durum oldu. İlk döndüğümde İTÜ-ARE Teknokent'te tabii bazı firmaların kabulüyle alakalı görüşmeleri biz yapıyoruz. Şöyle üzüldüğüm bir konu olmuştu. Kalay diye bir firmayla, ismini vererek hareket edeyim, belki sosyal medyalarını inceleme fırsatınız da olur. Kalay diye, bunlar da Boeing ve Airbus'a mock-up yapıyorlar. Yani
bir simülasyon taraflarını üreten bir firma. İTÜ-ARE Teknokent'e gelmek istemişti Almanya'dan. Fakat tabii normal şartlarda bir teknoloji firmasının Türkiye'ye gelmesi bizim çok çok fazla istediğimiz bir şeydi ama ben şunu merak etmiştim ve kendilerine de şunu sordum. Niçin Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz? Yani Türkiye'de sizi cezbeden konu neydi? Benimle aynı fikir, benimle aynı sebeple mi? Yani biz aynı şeylerden dolayı mı burada bulunuyoruz'u öğrenmeye çalıştım. Şunu söylemişti bana, ben çok üzülmüştüm. Türkiye'de mühendislik birim ücretinin düşük olduğunu söyledi. Yani biz Almanya'da bir mühendise 5000 euro ödüyorken, Türkiye'de o dönemin şartlarında 2000 euro, 2500 euro civarında bir rakamla ki o dönemdeki şartlarda, normal şartlarda Türkiye'de de iyi bir para, iyi bir maaş seviyesi. Bunu duyduğuma üzüldüm dedim. Biz aslında buradaki bizim asıl maksadımızın bir teknoloji transfer hayali olduğunu, siz buraya geldiğiniz zaman bizde de böyle bir kasın gelişmesi gereksinimi, bizim tarafımızdaki fayda diye düşündüğümüz şeyin de bu olduğunu söyledim kendilerine. Tabii bunu biz karşılıklı bir ticaret olarak düşünebiliriz dedi. Yani biz size bunu, siz de bize bunu şey yapabilirsiniz. Siz de bizden bunu alabilirsiniz, biz de sizden onu alabiliriz diye. O gün şunu düşünmüştüm. Aslında Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgeleri ve ARGE bölgeleri 5746 mevzuatıyla yönetilen bir de ARGE merkezleri var malumunuz. Bu bölgelerin aslında temel hedefinin şu olması gerektiğine inancıyla o gün bugündür çalışıyoruz. Tabii bizim o dönemdeki teknoparklarımızın sayısı yaklaşık olarak 25 veya 30 iken bugün yaklaşık 80 küsür tane teknoparkımız var. Umarım aynı o dönemdeki korkularımızla aynı noktaya gelmemişizdir. Ben öyle olmadığını düşünüyorum inşallah. Tabii bu kadar sene sonra, yani 1998 senesinde ilk Türkiye'de teknopark kuruluyor ve 2013'te bunu konuşuyor olmamız benim şu açıdan üzmüştü. Benim düşünceme göre Türkiye'de eğer asgari ücretin yükselmesini istiyorsak bizim katma değerli üretim yapan branşlarımızın üretim kapasitesini veya ürettiği ürünün katma değerini veya oradaki fiyatı doğru şekilde yukarı doğru çekebilmemiz gerekiyor ki hep beraber yukarı doğru gidebilelim. Yani bu sadece mühendislik değil aslında. Bu benim branşımda da böyle. Bir başka fizik, temel bilimlerde de böyle. Dolayısıyla her bir ürettiğimiz bir dakikanın değerinin, marjinal faydasının artırılmasıyla katma değer oluşuyor mantığı üzerinden. Dedik ki, Türkiye'de tabii ki malumunuz bu teknoparklar muafiyetleri kapsamında personel gelir vergisi muafiyetleri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve diğer muafiyetler var. Personel gelir vergisi muafiyeti aslında çok temel bir muafiyet desteği. Nedir o? Siz ilk kontağı çevirdiğinizde teknoloji geliştirme bölgelerinde eğer bir girişiminiz, bir hayaliniz varsa ilk ekibinizi kurduğunuzda ve teknoparkta şirketinizi kurduğunuzda sizin ilk yararlanacağınız destek personel gelir vergisi desteği. Yani aslında personelinizin ödemek zorunda olduğunuz personel gelir vergisini ödememe gibi size bir destek veriyor. Dolayısıyla bunları aslında biz mühendislerimize ve buradaki ekibimize aslında yansıtarak buradaki maaş skalasını yukarı doğru çekebiliriz. İnancım vardı o dönemlerde. Fakat bu inanç olmadı. Bir süre daha sürdü, olmadı. Biraz daha uzadı, olmadı. Bizim teknoloji geliştirme bölgelerindeki elde ettiğimiz fayda değerler veya kurumlar vergisi, muafiyetler, şunlar bunlar, bunların tamamı yine bizim eski kültürümüzle bazen bu ARGE çalışmalarının dışına doğru kaymaya başladı. Nedir bu? Türkiye'nin meşhur kültürü, bir şeyden kazandığınızda aynı ürünü desteklemek yerine daha güvenli başka bir ürün bulup o ürüne yatırım yapmaya başlamak. Türkiye'deki en meşhuru arsa almak, tarla almak, bir ev almak. Dolayısıyla biz biraz da sonra teknoparklarda veya girişimcilerde bu tarafları da biraz rehabilite etmeye çalıştık, konuştuk. Buradaki kazandıklarınızı tekrar ARGE'ye yatırmanız gerekiyor ki en azından bir süre, o en azından bir süre dediğim bir de yaklaşık belki de 30 sene var, belki de 40 sene var. En azından bir süre biz bu ekosistemden kazandığımızı tekrar bu ekosisteme yatırmamız gerekiyor dedik. Sonra TÜBİTAK'ta, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda, KOSGEB'de bu konularla ilgili hassasiyetleri hep birlikte oradaki workshoplarda artırmaya çalıştık. Eksik olmasınlar, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız bu konuda aslında hassasiyetlerini belirtti. Bizim kanunumuzun esnekliklerini belirledi vesaire ve geldiğimiz noktada neyse ki pandemide şöyle bir durumla karşılaştık. Bunu aşağı yukarı hepimiz az çok ya mecmualardan ya görselden görmüşsünüzdür. Bir anda tüm dünyada özellikle pandemide uzaktan çalışmaya geldikten sonra
yazılım mühendislerin maaşları bir anda uçtu. Yani böyle oturdukları yerden, hatta bizim çok tanıdığımız insanlar Türkiye'de oturup San Francisco'da bir Silikon Vadisi'nde bir yazılım firmasına işte 10 bin 15 bin dolar maaş alarak Türkiye'deki giderlere maruz kalıp Amerika standartlarında gelire sahip olarak yaklaşık 2 sene kadar bize bir türbülansa sebep oldu. Türkiye'de yazılım mühendislerinin maaşları artarak aslında bu bizdeki teknoloji firmalarını da biraz yapısal olarak bozdu. 2013 senesinde hayal kurduğum şeyin aslında niçin olması gerektiğini, 2020 işte pandemi döneminde çok daha olması gereksinimin niçin olması gerektiğini, aslında temelde niçin yapısal olarak böyle bir şeye yönelmemiz gerektiğini hep birlikte yaşayarak, ben de bizatihi yaşayarak, hatta birçok yazılımcı kardeşlerimizi, şimdi biz mesela teknoparklarımızdaki firmalarda istihdam olmaları için destek olmaya çalışıyoruz, yönlendiriyoruz. Mesela birçoğu maaşlarını beğenmez oldular. Maaşları artık burun kıvırmaya başladılar. Fakat onun üzerinden de çok uzun bir zaman geçmedi ki, şu anda yavaş yavaş tekrar sular duruldu. Şu an tekrar, biz çünkü oldukça iyi bir genç nüfusumuz var ve mezun veriyoruz. Ve bu kapsamdaki ürettiğimiz teknoloji firmalarıyla, ürettiğimiz, mezun ettiğimiz öğrenciler arasında korelasyon neyse ki doğru yere geldi ki, şu anda biraz daha maaşların doğru yere geldiği. Çünkü maaşların hep birlikte bir yere doğru ilerlediğinde hayat standartımızın daha iyiye doğru gideceğini aslında göreceğiz inşallah. Bunların hepsiyle birlikte yaklaşık olarak 25 senedir teknoparklarla birlikte yol alıyoruz. Tabii ben kıymetli rektörüm, aslında ben bir sunum hazırlarken böyle çok da fazla şeyden ilerlemek istemiyordum. Ben bu sanki sunumda bir karmaşıklık oluşmuş ama. Şimdi biz tabii, ben hikayeyi hep buradan başlatıyorum. Yani bunu bazen buna benzer sunumları liselerde vesaire yapıyorum. Bu nedir dediğim zaman bazıları donat diyorlar buna falan. Şimdi tabii her şeyin başlangıç noktası, kıymetli hocam, yani burada profesörlerimiz var, hocalarımız var. O konuda icap duyuyorum bu şekilde bir sunum yapmaktan ama kardeşlerimizin belki biraz da şeyini açabilmek için söylüyorum, şakralarını. Aslında hikayenin tamamı buradan başlıyor. Yani finansın hareketliliğiyle, bizim de şu anda mevcutta bulunduğumuz yer itibariyle döndük dolaştık, finansın merkezine geldik. Ben İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde kurulan Teknopark'ın genel müdürüyüm. Ama henüz daha kurulma aşamasında. Fintech'leri sadece kabul edeceğiz. İşte o fintech'lerin oluşmasıyla alakalı temel süreçler, ki teknolojinin de aynı şekilde, tekerleğin bulunmasıyla birçok şey harekete geçtikten sonra aslında ihtiyaçlar artıyor. İnsanların bir yerden bir yere ulaşımın zamanları değişiyor. Ürünler yer değiştiriyor ve yavaş yavaş araya değişim ürünleri, değişim araçları girmeye başlıyor. Bugünkü tabirle değişim araçlarına belki kripto demiyoruz henüz. Onu henüz daha bizim literatürlerimizde bulunmuyor ama bir takım fintech ürünleriyle, finansal teknolojiler ürünleriyle değişime başlamadığımızda bundan yıllar öncesinde çok farklı şeylerle ürünlerin değiştirilmesi başlamıştı. İşte bu hikayenin bu kısmı daha sonrasında birinci devrimde 1679'da 1884 yılları arasında bu tekerleğe, yani bunu bir mekanik bir şeyin ilerletmesinden öte farklı bir şeyin, daha insan faktörünün devreye daha az girdiği bir şeyle ilerletelim dediğimizde, işte böyle bir buharlı makine sistemi, ki bu dönem içerisinde şöyle bir bilgi var. Bilginin ikiye katlanma hızı bu yıllarda, 1600-1700'lü yıllarda, yaklaşık olarak 150 ila 200 yıl arasında bir bilginin ikiye katlanma hızı. Yani şunu demek istiyorum. Küçük kan dolaşımıyla büyük kan dolaşımı bilgisinin üretilmesi arasında yaklaşık olarak 100 seneye yakın bir fark var. Küçük kan dolaşımı büyük kan dolaşımından bu kadar sene önce bulunmuş. Bugün itibariyle ise benim şu söylediğim bilginin bile doğru olup olmadığını siz Google'a açtığınız zaman yaklaşık 3 dakika sonra, 2 dakika sonra rahatlıkla test edebiliyorsunuz. Yani aslında aynı zamanda bu şunu tarif ediyor. Bilginin ikiye katlanma hızı dakikalara düşmüş durumda veya bilginin değiştirilebilme hızı. Ama o dönemlerde böyle bir zaman diliminden bahsediyoruz. Sonrasında tabii 1800'lü yıllardaki bilhassa artık bizim araçlardaki işte elektrik enerjisinin biraz daha buharlı yapının biraz daha elektrikli, farklı şekilde hareket edebilir hale getirilmesiyle ve ayrıca tabii ki yavaş yavaş diğer teknolojik ürünlerin mesela Amerika'daki işte ampulün bulunması vesaire, buradaki bütün çalışmalar. Tabii bunun arasında bir de şu var.
Bizim İslam coğrafyalarında da hem havacılıkta, hem savunma sanayinde, hem birçok konuda da bir yandan da çalışmaların sürdüğü dönemler. Sadece bir taraf bunları kaydedebiliyor, bir taraf bunu kaydedilenleri yıkarak hareket ediyor. Fakat ben sadece klasik modelle nasıl ilerlediğini sadece tarif etmeye çalışıyorum. Bizim coğrafyalarımızdaki yapılan çalışmaları bazılarına biz sahip çıkmamakla birlikte bazıları agresif bir modelle de yok edilmek üzere de bazı şeyler yapılmış. Dolayısıyla da elimizdeki birçok verinin işte hasbelkader bazı müzelere gittiğimizde görüyoruz zaten. Elimizdeki bazı değerlerin farklı müzelerde olduğunu gördüğümüzde zaten az çok fark ediyoruz. Yani bizim evlerimize, müzelerimize veya yapılarımıza girilmiş bir şeyler alınmış. Ama şimdilik o kısma henüz çok fazla girmek istemiyorum. Tabii üçüncü devrim kısmı bu tamamen bilişim çağının başlangıç noktaları. Artık yavaş yavaş işte Google'ın temellerinin atıldığı, Microsoft altyapılarının oluşturulduğu, işte tüm dünyaya yavaşça Microsoft ürünlerini geliştirmeye başlandığı dönemler ki şöyle ifade edeyim, bu dönemlerde işte San Francisco'da hem altın hem silikon var o dönemlerde. Fakat altına, normalde o dönemde bir altına hücum diye bir hikaye var. Fakat Hewlett Packard diye bir tane firma çıkıyor. O silikona hücum ediyor. Silikonla bazı bilgisayar cihazlarının veya elektronik cihazlarının dış yapılarının uzun süre, içindeki fanın soğutma sistemlerinin daha kaliteli, daha üst düzey ve daha uzun süreli çalışabilmelerini sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. Bunlarla ilgili patentlerini alıyor ve bu dönem içerisinde de Hewlett Packard gibi bir taraftan altına gidenlerle bir taraftan silikona gidenler bugün tercih yapmamız gerektiğinde klasik endüstriyel veya konvansiyonel modelde herhalde büyük çoğunluğumuz ilk önce altını daha hızlı bir şekilde nakde çevirmenin yöntemlerini bulurduk ama biraz daha Hewlett Packard farklı düşünüyor. Fakat işte aslında biz de bu döneme geldiğimiz zaman biz de klasikten farklı düşünmeyi biraz da bu öğretilerden öğreniyoruz aslında. Yani bir şeyin herkes tarafından düşünüleni aslında aynı zamanda finansal olarak da değerinin daha fazla düşmesini sağlayan, yani en temel finansal modelle bir şeyin talebi, bir şeye talep arttıkça fiyatı yükselir. Ancak bir şeyin adedi azaldıkça da fiyatı yükselir. Aynı zamanda bir korelasyonu var. Biz dolayısıyla adedinin azalacağı ihtimalini hiç göze almıyoruz. Çünkü adedi azaltmak onun sahibiyle ancak mümkün olur. Biz sahip olma kısmına işte özellikle 95'li yıllardan sonrasında biraz daha tabii ki bize aktarılmış modellerle, tarif edilmiş modellerle tabii bizde de bir know-how var. Onlarla birlikte artık nesnelerin interneti kısmına geçmeye başlıyoruz. Ben bunu hep dördüncü devrim olarak aktarıyorum ki 2010 sonrasında biraz daha fazla artık fark edilebilir hale gelmeye başladı. Siber güvenlik ve kriptolojide daha hızlı yol almaya başladık. Çünkü artık ürünlerimizi, yani ürün dediğimiz şey aslında bizim bir zamanlar belki elimizdeki bir takım asetti, değerdi ama artık benim düşüncem veya hepimizin düşünceleri bilgi de bir ürün, bilginin de bir ürün olduğunu biz ne zaman gördük? 2010'lu yıllardan sonra gördük. Bilginin ne kadar kıymetli bir ürün olduğunu ve bunun eğer anlamlı bilgiye dönüştürüldüğünde çok daha büyük değere dönüştüğünü işte biz biraz daha fazla 2010'lu yıllardan sonra hatta 2020'lere doğru geldiğimizde gördük ki şu an bilginin anlamlandırılması kısmında iyi olan biz aslında ülkeler arasındayız. Yani biz aynı zamanda bir data biriktiren bir ülke konumundayız. Lakin tabii ki bir takım temel altyapılar, temel bilgi konusunda altyapılarımızı kendi ürettiğimiz, mesela yarı iletkenler konusunda biraz geride kaldık. Yarı iletkenler konusunda yatırımlarımızı bizim artırmamız gerekiyor. Şu an son Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın aldığı kararla yarı iletkenlerde de, yani çip teknolojilerinde de inşallah bir adım atılacak. Aslında bundan 15 sene önce bir girişimde bulunulmuş Vestel tarafından. Ancak bu dönemde biraz daha ekonomik şartların uygunsuzluğu şeklinde tarif edilerek o biraz ertelenmiş. Şimdi yarı iletkenlerle ilgili çalışmalar da yapılacak. Ancak şunu biliyoruz ki biz bilhassa savunma sanayi kısmında oradaki bilginin anlamlandırılması kısmında oldukça iyi durumdayız. Yani bu bölgedeki, bu coğrafyadaki ki artık bu ürünleri de satıyoruz. Bu ürünlerin belli datalarına biz de sahibiz. Yani bizim verdiğimiz noktalarda o coğrafyaların datalarına biz de sahibiz ve bunları daha anlamlı hale getirebilecek bir bilgi birikimine de artık tabii ki sahibiz. Yeterli mi? Değil. Tabii bizim bir de bilgiye ulaşma hızımız çok değişti.
bilgiye ulaşma bundan ben artık kendimi de bizim zamanımızda diyebilecek şey değil. Soldaki şey üzerinden çok daha fazla bilgi toplama gereksinimi hissederken şu an itibariyle bizim için sağdaki bir arama motoru her ne kadar doğru bilgiyi de içerisinden rafine bilgiyi de çekebilmenin zor olması yanında ama şu var, özellikle yapay zeka dediğimiz yerde ki orada da bir takım kelimelerin bir takım ağırlıkları belirleniyor. Oradaki çarpanları var. Yani siz yapay zekada bir bilginin doğruluğunu test edebileceğiniz bir algoritma geliştiriliyor şu anda. Dolayısıyla Google'daki bir bilginin bile doğruluk sıralamasına göre bir belki yarın bir gün enter'a bastığımız zaman en doğru bilgi, olasılığı en yüksek bilgi en üste gelmek üzere veya işte ChatGPT vesaire zaten bilmeyenimiz yok. Maalesef bunu söylemek zorundayım ama neredeyse analiz yeteneğimizi kaybetmek üzere bir şekilde ChatGPT kullanır hale geldik. Yani bir şeyin analizini yapmak, analitik bir değer ortaya koymak aslında bizim aynı zamanda biyolojik hafızamızı, zekamızı da geliştiren şey. Fakat şu an o tamamen devre dışı kalmaya başladı. Biraz önceki şeyde de Sayın Rektörüm'e aktarıyordum. Şimdi geçen San Francisco'daydık. Şimdi biz insansız araçların gelmesine bir yandan tabii seviniyoruz ama bir yandan da şöyle bir risk oluşuyor. Bizim bütün organlarımızı kullanarak ellerimizi, gözümüzü, dikkatimizi artırarak yapmış olduğumuz bir faaliyet aslında aynı zamanda bizim en kıymetli, yani vücudumuzun enerji üretiminin %70'ini tüketen beynimizin, bir beyinde bir enerji tüketmenin sebebi var. O beynin daha geliştirilebilmesi için belki de olanaklarımızı azaltacak. Yani biz aslında olanaklarımızın çok arttığını düşünüyoruz bu vesileyle ama beynimizdeki bir bilginin daha anlamlı hale getirilebilmesi için çok korkunç bir tembellik de ortaya çıkmaya başladı. Yani biz artık her zaman hazır bilgiye talip durumdayız, hazır bilgiyi almak durumdayız. Bu şu olacak bir süre sonra. Analiz yeteneğimizi kaybediyor olacağız. Yani biz bir şey okuduğumuz zaman belki de analiz yeteneğimiz olmadığı için direkt ona inanıyor olacağız. Bu da çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla aslında biz hala bir hibrit yapıyla soldaki kaslarımızı da çalıştırmaya devam ederek yani okuma, gözleri çalıştırma şeklinde devam ettirerek arama motorundaki bilgiyi de karşı tarafta bir doğrulama şekliyle yapmaya çalışarak içerisindeki tabii kendimize olan öğretilerle, bizim çünkü hepimiz ayrı bir öğretiyle de geliyoruz. O öğretilerin temeline dayanılarak ki sosyal bilimlerin, hocam bilmiyorum yanılıyor muyum, ben matematiğinin farklı görüşler olduğuna inanan bir kişiyim. Yani sayısal bilimlerin matematiği belli. 2 kere 2, 4, 2 kere 3, 6 veya diğer formüller vesaireler ki çok kıymetli, çok standart, çok kaliteli. Sosyal bilimlerin matematiğinin ise farklı düşüncelerin, sürekli birbiriyle temas halinde olmasından geçtiğini düşünüyorum. Bu çünkü en rafine, en şeyden geçmiş, elekten geçmiş sanki bilginin bize üretilmesiyle alakalı, çünkü farklı farklı görüşlerin çarpıştırıldığı bir noktada aslında ortaya bir şey çıkıyor, başka bir bilgi çıkıyor. Ben dolayısıyla biraz böyle sosyal bilimler kökenli bir mezuniyetim olan bir kişi olarak biz hepimizin aslında farklı görüşlerimizi de aynı zamanda düşünüyor, aynı zamanda birbirimizi dinliyor. Aynı zamanda aslında onları belki de not ediyor olmamız gerekiyor ki bildiklerimizle, yaşama veya yetiştirilme biçimimizle yeni öğrendiklerimiz arasında veya yanımızdaki etkilendiğimiz kişiden de öğrendiklerimiz aracılığıyla aslında çok daha damıtılmış bir bilgiye de sahip olabiliriz. Bunu şunun için söyledim. Bir yapay zeka bilgisi oluşuyor bir tarafta ama bir tarafta da bizim, orada da çünkü benim söylemiş olduğum tarzda bir algoritma normalde çalışması lazım ama manipüle edilebilir bir kodlama da çalışacak onun içerisinde bir süre sonra. Hepimiz oraya oldukça bağımlı olduğumuz zaman orada bir manipülasyon kodlaması geliştirilecek çünkü. Buna hazır olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim aynı zamanda damıtılmış bir kültürü, damıtılmış bir analiz yeteneğini de içimizde barındırarak, hatta bunu elimizden geldiğince sonraki nesillere aktararak, ben en azından sizlere bunu söyleme imkanım kendimiz için de geçerli. Sizler de azar azar ama tamamen bundan uzaklaşmadan biz en doğru bilgiye ulaşma konusunda insan faktörünü devre dışı bırakmadan hareket etmeyi de bir şekilde elimizde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü ahlak ve etik değerleri her halükarda bu bilgiye yetisi olan toplumlar biraz daha fazla bir sonraki nesillere taşıyabilecek. Burada önümüze bir sürü manipülasyonlar veya bir sürü şey çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kalacağımızı da belirteyim. Tabii teknoloji gelişme bölgelerinden bahsettik. Bir oraya doğru giderek şey yapıyorum ama en sonunda toplamaya çalışacağım. Tabii bizim teknoloji gelişme bölgelerinde veya Ar-Ge merkezlerinde veya yeni nesil teknolojilerde veya girişimlerde en çok beklediğimiz şey hayallerimizin olması. Biz tabii hayallerimizi yitirmememiz gerekiyor. En korktuğumuz, en
olmasını istemediğimiz, korktuğumuz şey hayallerimizi kaybetmemiz, hayallerimizi yitirmemiz. Ki o noktada hayallerin bir şekilde taze kalabilmesi için yapılması gereken bir takım aksiyonlar var. Bunları da yitirmememiz gerekiyor. Ben aynı zamanda bu arada Yeşilay Genel Sekreteriyim. Dolayısıyla orada daha sabah toplantımızda mesela, sabah bir toplantımız vardı. Mesela sporun teşvik edilmesi, sporun yaygınlaştırılması ki hayaller kısmında sporun, seyahatin, bu tarz aktivitelerin faydalı olduğuyla alakalı sabah böyle birkaç şey de söz konusu olmuştu. Dolayısıyla biz bu hayallerimizi geliştirme konusunda kesinlikle daha seçici, daha dikkatimizi artıracak şekilde baktığımız yerde aslında biraz daha fazla sebep-sonuç ilişkisini doğru aktarabilecek, anlayabilecek bir analiz yeteneğiyle bakmamız ve hayal kurmamız da gerekiyor. Çünkü bizim girişimcilik bölgelerimizde de güzel hayallere, güzel inovatif hayallere de ihtiyacımız var. Tabii bunlar bu inovatif hayallerden bazıları ama bunlar tabii çok daha artık yeni şeylere dönüşmeye de başladı. Tabii bunları ben hocam Bursa Teknik Üniversitesi'nde, Stavros Üniversitesi'nin ne işi var? Ben bunları böyle bu klasik bir şey içerisinde, hikayenin en başlangıcı oradan başlatılmış. Veya bize tarif edilen o. 1950'lerde Stanford Üniversitesi'nde işte ilk Silikon Vadisi'nin kurulması hikayesinin içerisinde bir üniversite var, bir sanayi var, bir de kamu tarafı var. Kamu üniversite sanayi işbirliği diye zaten tarif edilen bir sistemle şu anki belki mevcut örneklem aldığımızda bize bir takım fayda üreten ama artık işin içerisinde biz de çok fazla tecrübe sahibi olduğumuz için birçok şeyi de artık bizim kendimize mahsus modellerle de yenilediğimiz, artırılmış bir şekilde geliştirdiğimiz, kalitelerle getirdiğimiz bizim teknoparklarımız yani silikon vadilerimiz de var. Ama tabii ki ilk versiyonu orada gerçekleşmiş. Büyükçe bir alanda birçok markaları bir araya getirmeye çalışmışlar. Biz mesela şu an Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde bazı görüşmeleri yapıyoruz. Orada da şimdi hani derler ya iyi üniversite yoktur. İyi öğrencilerin gittiği üniversite vardır. İyi lise yoktur. İyi öğrencilerin gittiği lise vardır. Biz Stanford Üniversitesi'nin etrafında oluşan Silikon Vadisi mantığında ki o çok komplike bir mantık. Yani orada bir çalışan bazı şeylerin düzelmesi için çünkü birçok şeyi bir arada doğru yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla orada şöyle bir şey oluşmuş. Bir defa şeyde Plug and Play diye orada bir girişimcilik merkezinde bir toplantıda bulunmuştuk. Orada PayPal diye bir biliyorsunuz ödeme yöntemleriyle ilgili bir şirket var. Onun bir başlangıç hikayesini anlatmışlardı bana. PayPal'ın ilk kuruluş yeri Plug and Play girişimcilik merkezinde. Sonra kendilerine yatırımcı arıyorlar. Yani biraz daha büyümek istiyorlar yatırımcı bulmak için. Ancak şöyle bir vizyon. Yıl işte böyle bizim 2000'li yılların başlarından bahsediyoruz. Diyorlar ki işte biz yatırım bulmaya çalışıyoruz ama biz aynı zamanda bizim bu Kuluçka merkezinden çıkmamız gerekiyor. Kuluçka merkezinden çıkıp Palo Alto'da bir ofis kiralamaları gerekiyor. İşleri büyütecekler. Ancak ofis kiraları yüksek. Bir taraftan da yatırımcı arıyorlar. Sonra bir ofis buluyorlar. Ofisteki ofisin sahibine şunu teklif ediyorlar. Eninde sonunda artık dönüyorlar, dolaşıyorlar. Size %5 hisse verelim. Siz bizim 24 ay diye anlatmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 24 ay bizim kiradan muaf olalım. Sonrasında zaten bizim teker döneceği için biz orada hayatımıza devam ederiz ve işte o %5 hisse vererek 24 ay ücretsiz kiralama yaptıkları ev sahiplerini %5, şimdi şu andaki değerlemeleri de yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 200 milyar dolar civarında bir değerlemesi var PayPal'ın. İşte o %5'ler böyle bir şeye dönüşüyor. Biz hem yatırımcıda hem girişimcide buna benzer bir kabiliyet geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim zaten teknoloji geliştirme bölgelerindeki genel olarak hem kendimizi geliştirmek için hem girişimciyi geliştirmek için hem yatırımcıyı oraya getirmek için aynı zamanda bu vizyonu yükleyerek hareket etmek zorunda kalıyoruz. Ve bunu yapa yapa gittiğimiz için biraz zaman alıyor. Bizdeki hikaye 2000 senesinde başlamış ki bence oldukça da iyi ki Türkiye'de de çünkü unicornlar malum mesela biz İstanbul Üniversitesi'ndeki bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknoparkı'nda bizde de bir fintech girişimcisi mesela unicorn 1 milyar dolar değerlemeye yaklaşık 850 milyon dolar değerleme gibiydi. Ve onlar da zaten değerlemelerini ve yatırımlarını Goldman Sachs'tan ve şeyden aldılar, EBRD'den aldılar. Dolayısıyla bizim neredeyse bundan işte 15 sene önce
10 senede bir çıkardığımız bir unicorn şu anda senede neredeyse 7-8 tane unicorn çıkarabilecek güce de erişmiş durumdayız. Unicorn çok milyar dolar değerlemelere gidebilecek hacimdeki işte girişimlerimiz bizim. Dolayısıyla bizde de şimdi işte yaklaşık olarak 80 tane, bir tanesi de Bursa Teknik Üniversitemizde, teknoloji geliştirme bölgemizde. İnşallah bilmiyorum son sınıf öğrencilerimiz var mı? Son sınıftaki öğrencilerin biraz daha fazla ilgi göstererek ama teknoloji transfer ofislerinde neler yaptığımızla ilgili. Kıymetli hocam teknoloji transfer ofisi var mıydı burada? Teknoloji transfer ofisi aslında bu işin şeyi, Elif Bağısı dediğimiz veya işte ABC'si. Oradan başlayarak sonra gerçekten girişimci olmanız gerekiyorsa girişimci olmaya, hayalinizle tabii birlikte. Ama değilse de teknoloji geliştirme bölgesindeki bazı projelerin içerisinde bulunmaya özellikle bu yaşlarımızda bence aday olmamız gerekiyor. Yani belli başlı şeylerimizi, üzerimizdeki streslerimizi ve korkularımızı en güzel bu yaşlarda atmak mümkün. Şimdi bizim bazen şu konuda da ben bazen şey yapıyorum. Danışmanlık demeyeyim de böyle mentörlük yapmaya çalışıyorum. Özellikle yurt dışı eğitim kısmında veya yurt dışında yaşam konusunda. Şimdi geçen bir gençler geldiler. 35 yaşındalar ama gençler demek zorunda kalıyoruz artık hocam. Biz bayağı yukarıda kaldığımız için. Şimdi tabii 35 yaşında bir yere gitmek ile bu yaşlarda yanılmak arasında ben de onlara şunu söylemiştim. Ben İngiltere'ye 25 yaşında işte evliliğimizi yaptık. Herhangi bir şekilde ev açamadık. Yani ev açma imkanımız olmadı. Mezun olduk 2003'te. Şey yaptık, evlendik bir hafta sonra. Bir hafta sonra da gittik. Böyleydi bizim İngiltere şeyimiz başladı. Dolayısıyla o dönemlerde ağrı eşiğimiz zaten tavanlarda. Hani kanı şeyimizi kestiler, kan akmıyor yani. Yani damarımızı kestiler, bir şey acımıyor. Dolayısıyla orada 5 sene bayağı zorlu bir dönem geçirmiş olduk mesela. Şimdi o gidecek olanlara biz oradaki ilk 5 senemizi anlattığımızda buraya talip değiller. Sonraki 5-6 seneye talip oluyorlar çoğunlukla. İlk bir 5 sene anlatıyorum. Zaten yavaş yavaş dökülmeler başlıyor hocam. Şey yapıyor. Sonraki 6 seneye geçince, sonraki 6 seneyi dinleme mecalleri varsa, sabırları varsa, sonraki 6 seneyi dinleyenler ilk 5 seneyi göze almak üzere biz şöyle yapabilir miyiz diye soru sormaya başlıyorlar falan. Tabii ilk 5-6 senesinde benzer ailelerden veya benzer yapılardan, benzer sosyoekonomik veya sosyokültürel yapılardan gelmiş insanlarız. Biz de öyleydik. Dolayısıyla birçok şey, birçok zorluğu neredeyse aynı şeylerle yaşamak durumunda kalıyoruz. Hangisini göze aldığınıza bağlı. Aslında girişimcilik ekosistemi de ne kadar erken yaşta hata yapmış olduğunuz gibi bir size avantaj bırakıyor. Yani bu yaşlarda hata yapmakla bizim yaşlarımızda hata yapmak arasında dağlar kadar fark var. Bizim yaşımızda hata yapmamak için biz neredeyse kılı kırk yarıyoruz. Bir yere gitmek, mesela şey hani kader olarak bir kaza yapmamak için evden çıkmamak gibi bir şey vardır ya, bir inanış vardır ya böyle. Biz işte çıkmamayı tercih edenlere dönüşüyoruz özellikle 40'lı yaşlarda. Ama sizin yaşlarınızda aslında birçok şeyin tehlikesinin daha az olabileceğine inanarak ki bence belli yaşlarda bunun böyle olduğuna inanmak oldukça değerli, oldukça kıymetli. Belki de Allah'ın bizi fıtrat olarak yaratmasındaki hormon yapımızdaki belki ürettiğimizin sebebi tam olarak bu yaşlarda bu. Bizim yaşlarımızda ise farklı bir sebebi bizim aynı zamanda muhafaza etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bu yaşlarınızda hata yapmanızı öneririm. Hata yapmak çünkü tam da bu yaşlara yakışıyor. Sonrasında birçoğunun çünkü otokontrol mekanizması ve birçoğunun dayısı, babası, annesi dünyanın neresine giderseniz gidin o hatanız oluyor çünkü. Onun için hata yapmaktan hiçbir zaman korkmayın ve girişimlerde de öyle. Tabii ki biz bir girişim çöplüğüne de dönmememiz gerekiyor. Yani bir hayalimiz varsa onun da bir özel bir hayal olması da kıymetli. Tabii böyle unik bir şey olması lazım. Yani onu da işte herkesin yaptığından bir kez daha yaptığınızda en azından yapmayın demiyorum. Fakat şunu göze almanız gerekiyor. Hani Büyük Beklentiler diye kitabı var ya Charles Dickens'ın. Yani o biraz da onu anlatıyor. Yani beklentilerinizi yanlış yapabilme ihtimalinize göre ve kaybettiğinizde yaşama ihtimaliniz olan zorluğa göre yapın ki bunun haricindeki bir şeyle karşılaştığınızda sizin açınızdan güçlü veya güzel, kaliteli, sevineceğiniz bir detay olmaya başlasın. Öteki türlü beklentilerinizi diğer taraftan yaptığınız zaman da hayal kırıklıklarınız daha büyük oluyor. Dolayısıyla ben buradaki teknoloji transfer ofisinden ve Teknopark'tan, hatta mümkünse biz mesela şu an Fintech Teknopark'ı kuruyoruz ama hocam,
arzuladığımız şey şu, finansal teknolojiler de bizim illa Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'ndeki teknoparka gelmek zorunda değil. Fintech girişimcisinin tüm Türkiye'dekinin ve tüm dünyadaki, şimdi biz kısmet olur Londra'da, Dubai'de, New York'ta, Frankfurt'ta birkaç yerde de böyle şeyini yapmak istiyoruz. Bunun irtifat ofislerini ve kuluçka merkezlerini kurmak istiyoruz. Gayemiz şu, mevzuatın biraz daha esnekliklerinden yararlanarak yavaş yavaş o bölgelerde de bizim Türk nüfusumuz var, Türk girişimcilerimiz var. O ülkelerdeki oluşturacakları bir kombinle, bir grupla, bir proje ekibiyle yapacakları projelerden şirketlerini Türkiye'de kurarak bazı muafiyetlerden yararlanarak güçlenmelerini sağlamak. Ve bir yandan da fintech'te şöyle bir durum var tabii. Fintech girişimciliği diğer girişimcilik modellerinden biraz daha farklı. Yani sağlık teknolojileri de biraz zor bir model ama sağlık teknolojilerinde de malum faz çalışmaları var. Yani siz her sağlık teknolojilerindeki çok basit bir sarf malzemesi üretmiyorsanız, tedaviye yönelik bir şeyse daima şu var, faz çalışmaları oldukça zor. Yani ticarileşme potansiyeli yaklaşık 8 ile 10 yıllara kadar giden bir süreci var. Fakat fintech'te de şöyle bir durum var. Fintech teknolojilerinde geçtiğimiz günlerde bir istatistik çalışması yaptık ki bu çok iyi bir oran. 3 sene civarında bir ticarileşme yakalayabiliyorsunuz. 3 senede ticarileşme yakalayabiliyorsunuz. Yani sağlık teknolojilerinde ticarileşme potansiyelini 8-10 senede yakalayabilirken fintech'te 3-3,5 sene civarında yakalıyor ortalamada fintech girişimcisi. Ama aynı zamanda fintech girişimciliğinin bir takım riskleri var. Regülasyona takılıyorsunuz. İşte onunla ilgili sandbox'lar kurma. Biz şimdi Merkez Bankası'yla bir sandbox kuracağız. Sandbox'taki amaç ne? Biz şu olasılığa gittiğimiz zaman neyle karşılaşacağız? Şu ülkede dijital ödeme yöntemlerini kurgulamaya başladığımız zaman ne yapacağız? Mesela çok basit bir şey. Mesela Suudi Arabistan'a siz bir ödeme yöntemleriyle alakalı bir ürün geliştiriyorsunuz. Ama Suudi Arabistan'ın atıyorum çok önemli bir farkı var. Siz Suudi Arabistan'da yaşadıktan sonra çıkarken almanız gereken bir final visa diye bir şey varmış mesela. Biz bunu daha geçtiğimiz aylarda öğrendik. Bu final vizayı almadan o ülkedeki yatırımınızdan çıktığınız zaman büyük cezaları var yani kendi ülkelerinde. Buna benzer regülasyonlar olduğu gibi çok daha basit regülasyonlar da var. Veya merkez bankalarından almamız gereken sertifikasyonları var, izinler var. Ve dolayısıyla biz burada bu sandbox'ta tüm olasılıklara çalışabilecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası, BDDK, SPK bunların hepsinin içerisinde olduğu. Hatta bunların benzer çalışmalarını şimdi önümüzdeki ay Singapur'da bir fintech etkinliğinde olacağız. Oradaki mesela Singapur Para Otoritesi ki dünyadaki en kıymetli fintech girişimciliğinin merkezlerinden bir tanesi Singapur. Oradaki yapıyı öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü çok daha sadeleştirilmiş, çok daha kaliteli bir ödeme yöntemleri ve tüm dünyaya açılmış, tüm dünyaya vermeye çalıştıkları bir teknoloji şeyleri var, uzantıları var. Onlarla bir kısmının teknoloji transferi olması gereksinimi varsa da onları da yapmak üzere bir takım görüşmeler yapıyoruz. Dolayısıyla fintech girişimciliği de bizim Türkiye'de burada dahi olsa Bursa Teknik Üniversitesi'nin bir fintech girişimcisi bizimle entegre olması şu sebeple gerekiyor. Bize gelmesi gereksiniminden dolayı değil, biz de onun sorun yaşama ihtimali olan konuyu bizim çözümleyebilecek bir yetimizin gelişmesi gerekiyor. İşte biz onu Merkez Bankası'na ulaştırmamız, havale etmemiz gerekiyor. Merkez Bankası'nda sorunları görüştüreceklerimiz, departmanları belirlememiz gibi gibi bir sürü konu var. Dolayısıyla ben konuyu böyle şeye geçtikçe gidip geliyorum. Türkiye'de 80 civarında şu anda teknopark var. Bunlardan ya oradaki çalışma gruplarına, proje gruplarına ya da bizatihi UNI kendi projenizi bir şekilde düşünerek, hayal ederek bu teknoparklarda, teknoloji transfer ofislerinde bulunma imkanınız var. Ben hocam burayla ilgili fotoğrafı da bundan sonraki şeylerime koyacağım inşallah. Çok mutlu olurum. Dolayısıyla bunları aktarıyorum. Ancak teknoparklarda bir de işte 3 tane bizim temel amacımız var. Hem istihdamı artırmak, ithal ikameyi ortadan kaldırmak ve katma değerli ürün ihracını artırmak. Şu benim geçenlerde dikkatimi çekmişti. Şimdi bu uluslararası örnekleri şu sebeple veriyorum. Yani Türkiye'de de fintechlerde veya diğer teknolojilerde savunma sanayinde çok değerleme yapan firmalarımız da var. Bunu böyle kıyaslayarak gitmeyin lütfen. Ben sadece bir algoritmayı anlayabilmemiz açısından bunu biraz daha vermeye çalışıyorum. Boeing'in kuruluşu 1916. Boeing'in şu andaki değerlemesi 90 milyar dolar bir değerlemesi var. Uber mi diyoruz hocam? Uber. Biz Uber diyoruz. Ama Uber'in 2009 kuruluşu Uber.
Şu anki değerlendirme $180 milyar. Yani bir girişimin aslında inovatif olması biraz hayatı kolaylaştırması, işte ekonomik olması, bunların hepsi iç içe girdikçe bir anlamlı hale geliyor. Ama tabii ki onların şu anda bir değerlemesinin $180 milyar olması, onlara bir rakip geldiğinde hızlı bir şekilde düşmeyeceği, o değerlemeden çok hızlı bir şekilde düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani sağdakinin değer kaybıyla soldakinin değer kaybı arasında da orada da ayrı bir asimetri oluşacağı da %100. O da bir kesin. Çünkü hızlı şekilde yükselenin bu temel bir şeydir. Fizik yasası da var hocam sanki böyle bir şeyde. Dolayısıyla hızlı yükselenin iniş trendinin de nasıl olduğuyla alakalı da şey var ama şu var. Sağdakinin bilhassa alternatifler artmakla birlikte ama her halükarda burada belli başlı standartlar oluştukça değerlemelerinin sıfıra gitmesi ihtimali de tabii ki yok. Ama soldakindeki yatırım ise devasa bir yatırım. Yani büyük riskleri içeren, yani biz bunların due diligence dediğimiz değerlemelerini falan okuduğumuz zaman soldakinin değerlemesindeki şey aslında riskleri daha fazla, ya yani kendisine göre farklı riskler içeren bir iki türlü bir yapı. Birisi konvansiyonel bir sanki üretim içeren, sağdaki ise çok daha teknolojik bir üretim içeren bir şey değerlemesiyle hareket ediliyor. Ama tabii Boeing'de de bir teknolojik bir değerleme var. Bu farkı görebilme açısından şey, Apple'ın da keza öyle. Yani Apple'ı bugün düşündüğümüz zaman çok daha değerlemelerini hangi noktalara getirdiğini görüyoruz. İşte bizim teknoloji hazırlıklı kısmımızı ben şöyle biraz da tarif etmeye çalışıyorum. Katma değerli çalışma konusunda bizim biraz daha iyileşmemiz gerekiyor tabii ülke olarak. Bu elma üretimini ben bilhassa şunun için yazdım. Bir ürünün katma değerli hale dönüştürülmesiyle ilgili bir imalat bilgisi var. Mesela Çin'deki 9 milyon tondan $600 milyon gelir elde edilirken biz ki dünyada önemli bir şey üreticisiyiz, elma üreticisiyiz. Fakat elmanın dahi inovatif ürünleri var. Ben biraz önce inovatif ürünleri gösterirken, yani bir soğan kesme şeyini bile gösterirken onu biraz da tarif etmeye çalıştım. Her şeyin çünkü inovatif bir görüntüsü var. Dolayısıyla her şeyin bir inovasyonla ilişkilendirilmesi için bir sebep var. Bu şeyde, denklemde aslında bizim biraz daha fazla etkin, biraz daha katma değerli, biraz daha verimli çalışmamızı tarif eden bir şey var bunun içerisinde. Ben tabii ki bu değerlerin söylenilerek düzelebileceği veya farkındalığın artırılarak düzelebileceği ümidiyle bunları koymak zorunda kalıyoruz. Yoksa şöyle de yapma imkanımız olur. Her şeyimizin bizim çok daha iyi olduğumuz istatistikler de var ama biz kendimizi kötü olan istatistiğimizden ölçümleyerek gidersek kendimizi geliştirebileceğimize inandığım için bazı şeyleri koymak durumunda kalıyorum. Buradaki şey biraz daha farklı. Ben tabii teknoloji dilini, bir yabancı dili kısmı bunları zaten artık hocalarımız size zaten onlarca, yüzlerce kez ben de artık söylemekten imtina ediyorum. Bunların tamamı aslında bizim bir takım yetilerimizi zinde tutmamız için gerekli olan şeyler. Entegrasyon için, diyalog geliştirmenin aynı zamanda bizi bazı projelerde farklı yapıların içerisine çekebilme gibi avantajlar da içereceği. Ben seyahat ve keşifler kısmını bilhassa, yani bu buradaki kısımda tabii ki bazı şeyler biraz daha imkanlar ölçüsü gibi değerlendirilmesi lazım. Ancak ben seyahatler kısmını bazen tarif ederken insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani herkesin bir seyahat etme veya tebdili mekan yapma, yer değiştirme imkanı varsa yapabilmesi aslında onun biraz daha zihinsel, biraz daha biyolojik yapısındaki değişimleri de beraberinde getirdiğini bildiğimizden tavsiye etmeye çalışıyorum. Ve eşya ile ilişkilerimize, çünkü biz bazı eşyaları kendimize bir araç olarak tayin etmemiz var. Bazen de aynı eşyayı kendimize amaç edinmek gibi bir tarzımız var. Ben bu konuda eşyanın bizim sadece bir aletimiz veya edevatımız olabileceğini, onun haricinde herhangi hiçbir şey olamayacağına inanmamız gerekiyor. Eşyayı kendimiz için bir hedef olarak koymamız aslında bizim temel ve belki de bize en çok yaşatacak olan temel değerlerimizi de elimizden alacak bir şey olacak. O noktada eşyaya kıymeti kadar, size de ihtiyacınız gördüğü kadar değer atfetmemiz gerekiyor. Bu konu bu noktada yani hayatımız boyunca da hocalarımızın çok çok daha fazla bu konuyla ilgili tecrübeleri var. Ben kendi adıma tecrübelerimi sadece böyle biraz daha süzgeçten geçirerek yazabildiğim şeyler bunlar. Bilhassa yabancı dil konusunda başka topluluklarla entegre olabilmek size özgüven kazandırıyor. Ben İngiltere'ye gitmeden önceki şeyde böyle bir defa bir şey, daha doğrusu İngiltere'ye yeni gitmiştim. İlk seyahatimi
İspanya yapmıştım. Tabii İspanyolca bir, İspanyolda da bir dil bariyeri var. Böyle elimi açıp elimden içinden bir pound şey euro almıştı. Sonra içerisine elimin hiç bilmediğim bir para koymuştu. Kendimi çok aciz hissetmiştim böyle. Onun da İngilizce bilmemesi, bizim de İngilizce bilmediğimiz zamanlardı. Fakat o ilerledikçe bir defa güven telkin ediyorsunuz. Sonrasında size birçok kapılar daha farklı şekilde açılmaya başlıyor. Bu ülkemiz için de geçerli. Bizim çünkü çok fazla artık uluslararası entegrasyonu olan firmalarımız var. Ki onların içerisinde yer edinmenizi bilhassa öneririm. Eğer gelecekte inşallah bazı firmalarda biz çalışıyor olacağız sizler. Özellikle uluslararası tarafı güçlü olan yapılar içerisinde kendinizi daha fazla geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Bu arada şu bilgiyi muhakkak paylaşmam gerekiyor. Çünkü oldukça fazla girişimci, yoğun bir topluma dönmektense bizim çok da kaliteli ara elemanları da olabilmemiz gerekiyor aynı zamanda. Yani hepimiz girişimci olmamız gerekmiyor. Ben 10 senedir girişimcilik ekosisteminin bir parçası, bir bürokrat olmakla birlikte daima şunu söylüyorum ki biz bilhassa bu sebeple şu an İstanbul Finans Merkezi'nde kurmaya çalıştığımız Fintech Teknopark'ta Fintech Akademi diye bir akademi kuruyoruz hocam. Orada şunu yapacağız. 3. 4. sınıftaki öğrencilerin bilhassa iktisat veya Fintech girişimcisi olmak istiyorum diyenleri belli bir süzgeçten geçirdikten sonra oradaki eğitimleri alacağız. Bu eğitimlerin mentörlükler de içerecek şekilde 6 ay kadar sürmesini planlıyoruz. Ve bu aşamadan sonra içlerinde bir diploma sistemi geliştirip kimin bizde bir girişimci olması gerektiğine, kimin de aslında ara eleman olması gerektiği konusuyla ilgili karar verip onları bünyemizdeki firmalara yönlendirmek gibi bir şey geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla herkes girişimci olmak değil. Çünkü onun da bir bedeli var. Ama herkes her şeyi yeniden düşünmek, her şeyi her anında yeniden düşünmek mecburiyetinde. Dolayısıyla buradaki söylediğim her şey muhakkak girişimci olun. Kendi hayallerinizin girişimcisi olun değil. Kendi hayallerinizin peşinde koşabilirsiniz. Onun girişimcisi olmak gerekiyor ama aynı zamanda varsa da çok özel bir fikrimiz tabii ki teknoloji geliştirme bölgelerimizde, teknoloji transfer ofislerimizde veya daha büyük yapılarda girişimlerimizi kurma imkanımız var. Ben Einstein'ın bu sözünü çok beğeniyorum. Vazgeçmemek asıl bizi biraz daha fazla ileriye taşıyacak olan şey inşallah. Dolayısıyla vazgeçmeden hiçbir zaman eskilerin tabiriyle enseyi karartmadan ama en doğrusu için de mücadele ederek ben dünyanın her yerinde, sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde hedefe koşmamız ve hep beraber bu şekilde büyümemiz gerektiğine inanan bir abiniz olarak ben size bir tavsiyede bulunmuş olayım. Bu arada hocamların da birçok bu şekilde tecrübeleri olduğu için size zaten çok sık sık belirtiyorlardı ama ben de ufak bir tecrübe sahibi olarak bunu bilhassa yaşadığım için söylüyorum. Her yer, dünyanın her tarafı aslında bizim için bir mekan. Dolayısıyla sadece bir yerde olmamızın büyümemiz için yeterli olmadığını bu yaşlarda bilmenizi istediğim için bunu şimdiden söyledim. Bunu biraz daha böyle daha acı hikayelerle, daha küçülerek, kapalı bir topluma dönerek de olmanız ihtimali var. Ondan kesinlikle uzakta durmanızı öneriyorum. Dünya insanı olmak gerekiyor. Dünya insanı olmak da dünyada birisinin vatandaşı olmakla mümkün değil. Dünya insanı olmak biraz daha at gözlüklerini atarak her görüşe saygılı, her konuyu dinleyebilen, önce dinleyip sonra aslında sözünü söyleyebilen insanlara dönmemizde fayda vardır diye ben sözlerimi çok uzatmadan noktalamak istiyorum.